hangi mobilyalar trend olacak? Renklerde neler moda olacak? Bakalım evlerinizi hangi mobilyalar güzelleştirecek? Farklı bir eviniz olsun istiyorsanız size her zamanki gibi önerim modayı takip etmeniz. Yanımda ev dekoratörü Vasfiye Özyenen var. Kendisinden ev dekorasyonuna ait her şeyi öğreneceğiz. Nasılsınız Vasfiye Hanım? Merhabalar, iyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de çok iyiyiz. Sorularıma geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Her üründe pirinç görüyoruz. Evet. Bu son moda diyebilir miyiz? Aynen öyle. Son dönemde pirinç, krom, metal mobilyaların içerisinde çok fazla girdi. Dekorasyonda çok kullanılıyor. Hem mobilyaların içerisinde parçalar olarak kullanıldığı gibi aynı zamanda aksesuarlarda da çok fazla kullanılıyor. Peki biz bir ürün alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi şöyle, her şeyden önce tabii ki sizin rahat etmeniz, konforlu olmanız, o evin içerisinde yaşarken evin yabancısı olmamanız. Önemli olan bence bu. Diyelim bir duvar kağıdını çok sevdik. Evet. Doğru mudur duvar kağıdından başlamak? Aynen öyle. Bazen bir aksesuardan işe başlarsınız, bazen bir duvar kağıdından işe başlarsınız, bazen size çok beğendiğiniz bir koltuktan başlarsınız. Mutlaka bir başlangıç noktanız olur. Ondan sonra da devam edersiniz. Peki en son trend mobilyalar, ürünler nelerdir? Şimdi en son trendte artık o beyaz evlerden çıktık, evleri tamamen unuttuk. Bütün cilalar, renkler koyu renklere doğru gitmeye etrafta başladı. Etrafta da bolca görüyoruz aynen, şu an. Aynen. Daha önceden çok fazla kontrast renkler kullanılırken şu anda koyu bir duvar önünde yine koyu koltuk takımları kullanılabiliyor. Ahşaplarda doğal ahşap renkleri çok fazla kullanılıyor. Siyah çok ön planda. Hem mat hem parlak olarak çok fazla kullanılıyor. Şurada bir heykel görüyorum. Gerçekten çok güzel. Genelde objeler çok büyük ürünlerde. Evet. Mağazalar da güzel duruyor. Peki evlerimizde bunları nasıl kombinlemeliyiz? Şimdi şöyle, tabii ki mağazaya gelip baktığınız zaman ürünler evet çok cazip gelebiliyor. Büyük objeler, büyük avizeler, büyük kanepeler insanların çok hoşuna gidiyor. Ama maalesef son zamanlarda evler küçüldü, metrekareler küçüldü. Bunun için de tavsiyemiz başta bir mimari ekibin gelip evde bir ölçülendirme yapıp oraya ne ölçülerde bir ürünün sığabileceği tavsiyelerine uymanız. Posterler var. Evet. Bunlar çok moda son dönemde evlerde. Aynen. Genelde nerelerde kullanabiliriz? Şimdi şöyle, son zamanlarda tablolar çok ön planda. Hı hı. Bunda modern tablolar da olabiliyor, klasik tablolar da var. Son zamanlarda siyah beyaz imajlar çok fazla kullanılıyor. Bunlarda da ağırlıklı olarak kanepe arkalarında, yemek konsollarının üzerlerinde ve duvarlarınızdaki boşluklara göre kullanabiliriz. Peki aynaları evin hangi bölümlerinde kullanmalıyız? Şimdi aynaları özellikle bizim tavsiye ettiğimiz girişlerde duvar uygulaması olarak tercih edebiliriz. Boy aynası olarak tercih edebiliriz. Çünkü her insan eve girdiği zaman bir kendini görmek ister, dışarıya çıkarken bir kendini görmek ister ve mekanları genişletir. Onun haricinde yemek konsollarının arkasında yine panel olarak kullanılabildiği gibi parça aynalar da kullanılabilir. Oldukça fazla gördüğümüz ürünlerden bir tanesi de mermer sehpalar. Çok fazla var gerçekten. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mermer artık bizim bir vazgeçilmezimiz oldu. Dekorasyonda çok fazla kullanıyoruz. Mermer sehpalar, masalar, aksesuarlarda çok fazla mermer girdi şu anda. Son olarak
olarak Vasfiye Hanım bize ev dekorasyonuyla ilgili birkaç tüyo verebilir misiniz? Şimdi ev dekorasyonuyla ilgili olarak birinci önceliğiniz rahatlığınız ve evinizi gerçekten yaşanılabilir bir yer olarak hissetmeniz. Onun haricinde renkler koyulaştı. Koyudan korkmayalım artık. Duvarın koyu olması, kumaşın koyu olması, mobilyaların koyu olması sizi korkutmasın. Bunları aksesuarlarla, halılarla, avizelerle canlandırıp, metal ürünlerle canlandırıp evinize farklı bir hava katabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bütün soruların cevabını ev dekoratörü Vasfiye Hanım'dan aldık. Son moda devam ediyor. Gelin biraz da içerisini gezelim.